Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yine bütçe maratonuna bugün Sayıştay Başkanlığımızın... Sayın milletvekilleri dinleyelim lütfen. Son konuşmacımızdır, ondan sonra... Ülkemizde mali denetim yapmakla görevli olan çok önemli bir organımızın bütçesiyle bugün yine bütçe maratonuna devam ediyoruz. Öncelikle hatırlamak namına Yüce Meclis'e ve kamuoyuyla da paylaşabilmek adına Sayıştay'ın burada... görevlerini, yasayla belirlemiş olan görevlerini bir üzerinden geçmek gerekiyor ki ne kadar önemli bir kurum olduğunu ve ne kadar bütçesinde, mali yapısında üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir kurum olduğunu altını çizmek gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet, Sayıştay Başkanlığı'nın görevleri arasında genel ve katma bütçeli daire ve daire veya kuruluşların genel bütçe içerisinde yer almayan kamu kurum ve kuruluşları ile yerel kuruluşların sabit veya döner sermayeli veya fon şeklinde kurulan kurum ve teşebbüslerle kamu iktisadi teşebbüslerinin yani kitlerimizin ve diğer yasalarla Sayıştay denetimine tabi tutulan diğer kurum ve kuruluşlar da Sayıştay'ın denetlemekle, mali denetimle görev sahasının içerisinde bulunduğu kurum ve kuruluşlardır. Bunları yaparken bütün gelir gider ve malları ile nakit, tahvil, senet gibi kıymetlerin emanet niteliğinde olan her türlü envanterinin denetimi de Sayıştay'ın görev ve yetki alanları içerisindedir. Bunun yanında devlete ait borç alacak ve taahhütlerle çeşitli kaynaklardan bağış ve yardım suretiyle elde edilen nakit veya aynı kıymetleri devlet mallarını bütün kefalet, kredi ve devlet avanslarını da denetlemekle görevlidir Sayıştay Başkanlığımız. Buna ek olarak gerektiğinde mali işlere ve hesap usulleriyle ilgili gelir tahakkuk sistemleri hakkında Cumhuriyet Meclisi'ne ve Bakanlar Kurulu'na rapor vermekle de görevlidir Sayıştay Başkanlığı. Buna ek olarak denetimine tabi kuruluşların hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda gerekli gördüğü hususlarda Cumhuriyet Meclisi'ne ve Bakanlar Kurulu'na rapor vermekle de görevlidir. Maliye işleriyle görevli bakanlık, Maliye Bakanlığı tarafından uygulama ile ilgili olarak istenecek hususlarla görüş bildirmek de görevleri arasında yer almaktadır. Evet, görevlerine baktıktan sonra nasıl yetkiler vermişiz biz Sayıştay Başkanlığı'na, yasayla ne kadar büyük yetkiler vermişiz, bunun da altını çizmek gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet, Sayıştay'ımız bakanlık, daire, kurum veya kuruluşlarla kaymakam, sayman ilgili kurumlarca yetkilendirilmiş kamu görevlileri, diğer kamu personeli, kamu hizmetlerinin ve görevlerinin yürütülmesi için istihdam edilenler, diğer sorumlular ve görevlilerle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği görevliler vasıtasıyla görmeye veya dilediği yere getirmeye ve sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili personeli çağırmaya, bakanlık, daire, kurum, kuruluş veya kaymakamlıklardan temsilci istemeye yetkilidir. Bu yetkiyi vermişiz. Mesela önemli bir yetki baktığınız zaman. Sayıştay denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi yerel kuruluşlar ve bakanlıklar ile ilgili tüm daire, kurum ve kuruluşlarla bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. Sayıştay denetimine giren kurum ve kuruluşların işlemleri ile ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri ve hizmetleri görevliler veya görevlendireceği uzman ve bilir kişiler tarafından her safhasında incelemeye yetkilidir. Bu kadar büyük görevler atlettiğimiz ve bu kadar büyük bu işleri yerine getirebilmesi için yetkiler verdiğimiz Sayıştay Kurumumuzun tabii ki sadece yapmış olduğu raporlar, sunmuş olduğu raporlar yeterli değildir. Neden? Çünkü eğer bir suç unsuru teşkil eden bir durum yakalanmışsa bunun ileri soruşturması, bir polis kovuşturması gerektiği durumlarda ilgili müteakip kurumlarımızın da hızlı hareket etmesi çok önemlidir ki yapılan bu mali denetimler amacına hizmet edebilsin ve potansiyel ileride önümüze çıkabilecek bir mali suistimal gibi başlıkları başından engelleyebilirim. Tabii ki burada maalesef buna değinmek istedim. Çünkü Sayıştay Komitemizin gündeminde, meclisimizde 118 dosya bulunmaktadır bugün. Ve
Biz komite olarak, bunun komite başkanı olarak başsavcılığa yazdığımız bir yazıyla bu 118 dosyanın akıbetini öğrenmeye çalıştık. Henüz bir cevap alamadık. Yaklaşık bir aylık bir sürede bekliyoruz. Son aldığımız cevaba göre kısa bir süre içerisinde, bir hafta gibi bir süre içerisinde ilgili dosyaların akıbetinin ne olduğunu öğrenebileceğiz. Tabii ki kolay değildir bir dosyaların hem polisten hem başsavcılıktan, hukuk dairesinden sorgulatılması, akıbetlerinin öğrenilmesi. Evet, kolay değildir. Fakat burada bile hızlı davranamıyorsak bu dosyaların ilgili soruşturmaların tamamlanmasından ne kadar hızlı davranabileceğiz? Gerçekten bir sorgulamak gerekmektedir diye düşünmekteyim. Evet, burada çok ilginçtir. 95 yılından kalan Sayıştay raporları var ve bugün görüşemiyoruz. 95 yılından kalan Sayıştay raporlarımız vardır önümüzde. Tabii ki bu dosyaları incelerken yeni gelen dosyalar oluyor, mali denetimler oluyor ve temiz olan dosyalar olduğu zaman 118 dosya komite gündeminde, 118 dosyamız var. Bu raporlar incelendiği zaman ne görüyoruz? Evet, temiz raporlar. Bir denetimde bir mali yüz kısaltıcı bir şeye rastlamamıştır. Fakat önlem mahiyetinde verilen tavsiyeler vardır ve bu tavsiyeler gerçekten kurumu ileride sıkıntıya, mali sıkıntıya sokabilecek durumlardan alıkoyma konusunda gerçekten çok faydalı değerlendirmeler oluyor ve önlemlerin zamanında alınmasına katkıda bulunuyor. O yüzden bu Sayıştay'ın yapmış olduğu mali denetimler ne kadar önemli olduğunu, yani ille bir yüz kızartıcı bir suç, bir suistimal, bir mali uygunsuzluk bulunmasa bile çok büyük önem arz ettiğini görüyorum Sayıştay raporlarında da. Evet, tabii ki bu kadar büyük bir kurum, bu kadar büyük işlere imza atan bir kurum aslında milyarlarca liralık bir mali yapıları incelemekle görevli, denetlemekle görevli olan kurumumuzun bütçesine bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Tabii ki burada ağır aksak işleyen bir Sayıştay'dan bahsediyoruz sürekli olarak aslında. Evet. Tabii ki burada Sayıştay'ın zaman zaman yetersiz kaldığıyla ilgili eleştirilere maruz kalıyor anayasadan güç alan bağımsız Sayıştay kurumumuz. Bunun nedenlerine bir değinmek gerekiyor sevgili arkadaşlar. Gerçekten yasayla yetki alanlarına baktığımız zaman denetlemesi gereken kurumlar gerçekten çok fazla. Ve bu sanırım 38 denetçiyle birlikte altından kalkılabilecek bir yük olduğunu düşünmüyoruz. Tabii ki burada 10.24 milyon Türk lirasından 2019 tadil ödeneğinde 10.24 milyon Türk liralık bir bütçeden 2020 yıl içerisinde öngörülen bütçe 10.775 milyona çıkmış ve sadece %5'lik bir artış öngörülmüş. Sayıştay kurumumuza gerçekten çok ilginçtir. Çünkü bütçesini detaylı olarak incelediğimiz zaman ne görüyoruz sevgili arkadaşlar? 2019 tadil ödenekli bütçesinde bu 10.24 milyon TL içerisinden 8.6 milyonun sadece personel gideri olduğunu görüyoruz. Ve 2020 yıl içinde öngörülen nedir? 9.1 milyon Türk lirası personel giderleri için. Yani sadece hayat pahalılığını düşünecek olursak sevgili arkadaşlar, %5'lik bir hayat pahalılığı öngörüsü var demek ki hükümetin personel giderlerine. Bunun böyle olmayacağını iktidarda muhalefet de çok iyi biliyor. %10'un altında olmayacaktır hayat pahalılığı. Bu öngörüye göre hareket ettiğimiz zaman acaba hayat pahalılığından bir yasa değişikliğiyle bir kısıntıya mı gidecek hükümet? Bunu sorgulamak istiyorum gerçekten. Çünkü gerçekten gerçekçi değil. Yani bu personele aktarmanız gereken, yasayla aktarmak zorunda olduğunuz hayat pahalılığını demek ki yansıtmayacaksınız. Bunun detaylarını öğrenmek gerekiyor. Evet, tabii ki burada denetlemesi gereken çok fazla kurum olmakla birlikte güncel gidemiyor. Yani Sayıştay bugün çok yerden gidiyor ve maalesef kamuoyu vicdanını zedeleyen konuların bile üzerine 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl sonra gidebiliyor. Yani bir Lefke Belediyesi'nin 2011, 2012, 2013 yıllarıyla ilgili bir mali denetim talebimiz olmuştu. Fakat maalesef hızlı hareket edemiyoruz. Çünkü bu mevcut yapıyla, bu denetçi kadrosuyla altından kalkabilecek bir yapıya haiz değil bugün Sayıştay Başkanlığımız. Kesinlikle Sayıştay denetçileriyle, Sayıştay çalışanlarıyla ilgili bir marazımız. Sayın milletvekilleri dinleyelim lütfen.
İlgili kurumlarda ne kadar yoğun çalıştıklarını, ne kadar detaylı çalıştıklarını yakından takip ediyoruz Sayıştay denetçilerimizin. Lakin bu kadroyla asla denetime gerekli hizmeti veremeyecektir. O yüzden tabii ki burada eleştiri yapıyoruz. Fakat çözüm önerilerimizi de yanında sunmamız gerekiyor. Evet, sadece bir seferliğine özellikle bu yıl içerisinde Sayıştay'ın bütçesinde görmek istiyorduk aslında. Ufak bir yasa değişikliğiyle birlikte Sayıştay'ın bütün geçmişe dönük değerlendirmesi, denetlemesi gereken kurum ve kuruluşların geçmiş yıl mali denetimlerini hizmet alımı yoluyla sadece bir seferliğine topyekün Sayıştay Başkanlığı kontrolünde yapacakları bir çalışma ile birlikte kısa bir süre içerisinde güncele çekmekle mükellefiz, eğer Sayıştay'ın gerçekten güncel bir şekilde mali denetimlerine devam etmesini istiyorsak. Yoksa 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl geriden giden bir mali denetimle birlikte Sayıştay'ımızı hak ettiği yere getirmemiz mümkün olmayacaktır. Tabii ki bu bütçeyi, kalemini göremedik. Umarım Sayın Şahin'in belirttiği gibi bütçede olmayan bir sürü kalemi halledeceğiz. Dün akşam epey üzerine durduk. Bunu da bu şekilde halledebiliriz ve gerekli hizmet alımı yoluyla Sayıştay Başkanlığımızın güncel bir şekilde bütün kurumları denetlediği bir yapıya kavuşturabiliriz bu yıl içerisinde. Konuşmacıyı dinliyor. Allah Allah. Bana laf atma, sana laf atma. Devam edin Sayın Saray Şahin'e. Evet. Devam edin Sayın Saray Şahin'e. Evet. Konuşma. Talep ediyorum ya. Bundan mı bahmeler ya? Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmamın sonuna gelirken dediğim gibi yani eğer Sayıştay'a biz evet. Devam edin Sayıştay. Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dediğim gibi yani çözüm önerimiz burada Sayıştay Başkanlığı'nın hizmet alımı yoluyla yetkili murakıplarla Sayıştay Başkanlığı kontrolünde bütün kurum ve kuruluşların geçmiş dönem mali raporlarının, mali yıllarının denetlenerek güncele çekilmesi ve bundan sonra yapılacak olan bir değerlendirme ile birlikte gerekli denetçi istihdamlarının Sayıştay kurumumuza kazandırılması ile birlikte artık sadece güncel mali denetimlerle işini götürmesinin önemli olduğunu öngörüyoruz. Tabii ki bu bütçeyle kesinlikle olmayacaktır. Tekrardan altını çizmek istiyorum. %5'lik bir artışla, ki personel giderleri bu 10 küsur milyonluk bütçenin 9 milyonu personel giderleridir. %5'lik bir artışla herhangi bir ilerleme kaydedemeyeceğiz. Umarım yıl içerisinde gerekli aktarmalar yapılabilir. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Sayın Başkan, değerli milletvekili.